Bunun fiyatı var mı değil mi? 8 mi? 8 mi? Bunlar abi 7000 lira, 3000 lira. Bu da aynı. Bunu koymak için al. Bu da 1880'lerde. Bu kaç bakalım? 7000 lira. Ne yapacağım? Parayı sen yapacağım. Baba yanına duruyor. Çocukluğumuzun düğümü. Aleykümselam.
Tespihat tarihi. Ne kadar bu fiyat? 500 lira. Niye o zaman? Çocuklar etkiliyor. Miras satıyor. Şunlar fiyat ne? Antikten alabilirsiniz. Çok
şeyler var burada ya. Eski model ocak 11 bin TL. Cübe mi bağlanıyordu yoksa? Yok, direkt şehir gazı vardı. Yani gaz gelirdi evlere, doğal gaz, yani hava gazı. Hava gazı evlere bağlanırdı, bu da oraya bağlanırdı ve mutfakta kullanılırdı. Eski tip taktiyolar, ilk çıkışları. Burada çarpıyor, kumbeliyorsun, topluyorsun, çıkıyorsun. Tüm sularlarda bir yerden çıkıyor. Kullanmadığımız için bunlar zamanın şeyiydi. Teknolojik ürünleri. Bandalarda şey mi vardı? Teknolojik ürünleri. Adam bunlar milyarları çeviriyor. O banda hesapları bunlar mı? Milyarları bunlar. Markalama. Fasit. Fasit markalama. Eski yaşlı adamlar bilir. Ben bilirim ya. Sen de bilir. Fasit'i ben hatırlıyorum. Bunları bilmiyorum ama Fasit'i. Ben de bandım. Babam muhasebeci diyor. Ben hatırlıyorum. Hep bunu 750 diyorlar. Küçükleri 750, büyükleri 1000 lira. Nedir bu? 750 diyor. Küçükleri 750 lira diyorlar. Büyükleri 1000 lira. Bunlar işe yaramış mı? Güzel bir köşede durabilir elinde. İş yerinde bayağı güzel gider. İş yerinde gayet güzel. Pardon.
Ali abi. No bagaj. You don't have. Şu an Taksim meydandayız. Öğle yolu hayat sanat. Cadde Kartaltepe Mahallesi 18 Bakırköy İstanbul garajantik.com mail adresi garajantik@gmail. Mazar kasası. Mazar kasası mı? Bu bakımdan ne ki mazar kasası? Karınca. Eski saatler. Biliyorum. Eminim de ben onun bir şekilde gelemem. Yani o öyle olmaz. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Ya gidemiyoruz. Tek
Yağmur'a Antike'ye geldik. Thank you.
Bisiklet 1750 lira. Tarihi eser. Evet, eski bir saatimiz 300 TL. Evet, eski bir radyo. Vespa marka 1250 lira. 1250 lira. Gözetler 5 TL. Evet, bu rozetler 5 TL. Arkadaşlar şu an Beyoğlu Festivali'ndeyiz. Sanat müzayedesindeyiz. Gel bak. Neye? Çok güzel bir festival. Senin güneşi var. Onların güneşi var bende. Beni Coşkun sayfasına abone olarak destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, eski rozetler. Evet. Şu muhteşem niye bakın? Muhteşem. Evet, eski bir liralar, eski kuruşlar, sertler. Bu 10 lira 1986 basımı. Bu 25 lira 1986 basımı. Eski para birimleri. Evet, burayı da Kadıköy Mezat. Evet.
rahat ulaşabilirsiniz diye. Bunlarda mı film var ha? Film sistemiyle mi çalışıyordu bunlarda? Bunu mağazadan kapattım. Bu ne olduğunu biliyor musunuz? Aşure gidiyor efendim. Ciddi bir şey. Aşure gününde bu. Bunun ağzı dolar. Herkes böyle çanağını açar, çanağın içine de şöyle şıkır 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 şıkır. Ne kadar fiyat var? Bu da 2000 lira efendim. Bu Sümer Bankı. Bunların yıldızları olsa 10 milyon lira. Yıldız dediğim, Abdülhamit'in Yıldız Sarayı içindeki konseran fabrikasında olsa. Bu Sümer Bankı. Kapanan hani Sümer Bank vardı ya, Paşa Bahçe'deki. Buna koymaz. Bu eski ama tarihi eser değil. Abdülhamit döneminde de olsa, Abdülhamit'i tahttan indirdiklerinde sarayı yağmaladılar. O zamanki ordu bütün malı el koydu. Şu anda zenginlerin hepsinde bildiği Abdülhamit'in sarayının yağmalanmış eserleri var. Vay be. Bunu da öğrenmiş olduk. Biliyor musunuz? Öyle. Bizim tarihimiz o kadar mı yazıyor? Ahmet Türk dedi ki, bugün gidin dedi Kürtlerin evine dedi. Kendisi söylüyor. Hep dedi Ermenilerin, Süryanilerin dedi malını görürsünüz dedi. Orada o zaman onları tehcir ettiğini... Mardin'de görmüştüm. Mardin'de çok tarihi şey. Tehcir et, al, al Ermeni. İyi günler. Türk askeri onları tecrit edip sınır dışına çıkartırken Kürtler de boşalan evleri yağmaladılar. Güzel kızlarını, karılarını aldılar, herifleri kestiler, altınlarını aldılar, mallara el koydular. Al. Asadı. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki çayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yalanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı.